Bu dersimizde blok nedir konusuna değineceğiz. Siz de velinizin izniyle veya belli kurallara dikkat ederek internet üzerinde yazılarınızı yazıp insanların okumasını sağlayabilirsiniz. Bloklar daha çok kişisel kullanımlar ve hızlı kullanımlar için oluşturulmuş basit yapılardır. Ve bizim de bu dersimizde anlatacağımız gibi WordPress gibi amatör düzeyden profesyonel düzeye kadar herkesin neredeyse kullandığı bir hizmeti yeni bir hesap alarak devam edeceğiz. Yani kendiniz internet üzerinde bir sayfanız olsun istiyorsanız ve bu sayfanıza yeni yazılar eklemek ve hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç olmadan internette yazılarınızı yayınlamak, resimlerinizi yayınlamak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Fakat belli yaşın altındaysanız, ki bu yaşları 15 yaşın altı diyebiliriz, velinizin kontrolünde veya çoğu şeylere, kişisel güvenliğe dikkat ederek bu işlemleri yapmanız çok doğru bir davranış olacaktır. Çünkü WordPress üzerinden, yani bahsettiğimiz blogunuzu açtığınız andan itibaren, yayınladığınız andan itibaren direkt olarak dünyanın her tarafından tarayıcılar ile kullanıcılar bilgisayarda bloglarınızdaki yazıyı görebilir ve yanlış yazdığınız, yanlış gördüğünüz bilgileri, yanlış eklediğiniz resimleri de rahatlıkla görebilir. Bu sebeple bloklarınızda anılarınızı yazabilirsiniz veya merak ettiğiniz konuları, üzerinde durduğunuz konuları, fikirlerinizi rahatlıkla yazabilirsiniz. Fakat yazılarınızın içerisinde kişilerin, bu yazıyı okuyan kişilerin direkt olarak size ulaşmasını sağlayacak telefon bilgisi, adres bilgisi, ad ve soyad bilgisi, TC kimlik numarası gibi numaralar, yani kişisel bilgilerinizi kesinlikle vermemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu bilgiler kesinlikle internette kötü amaçlı kullanılabilen bilgilerdir. Bu sebeple sadece genel olarak yazılarınızı yazmanız açısından herhangi bir sakınca bulunmuyor. Fakat bunu bir büyüğünüzle yapmanız çok doğru bir davranış olacaktır. Çünkü internet tahmin edebileceğinizden çok daha fazla faydalı olduğu gibi aynı zamanda tahmin edebileceğinizin de üzerinde zararlı hale gelebilir.